TV.gaziemir.net ters köşe programının bugünkü konu çok uzun yıllardır tanıdım ve şu anda kendisiyle siyaseten gurur duyduğumuz Türkiye'de 75 milyon nüfusta 550 siyasi arasına giren İzot Mustafa dediğimiz Sayın Mustafa Moroğlu milletvekilimiz Gaziemir'e ve stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün, ben de size teşekkür ediyorum. Çatı adayı Ekmelettin İhsan olduğu için Gaziemir Pazar yerinde bir çalışma yaptınız. Ondan sonra stüdyomuza konuk oldunuz. Nasıl gidiyor Çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun bu pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığınız çalışmalar nasıl gidiyor? İlk önce şöyle başlayayım. Bir teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için ve izleyicilerle buluşmamı sağlayacağınız için. Söze şöyle başlayayım nasıl gidiyor sorusuna. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu dedi ki Ekmel Bey'i tanıdıkça seveceksiniz. Hakikaten tanıdıkça Türkiye'de seviyor. Cumhuriyet Halk Partililer de seviyor. Cumhuriyet Halk Parti dışında bütün partilerin destekleyen partilere oy verenler ve AKP'ye oy veren seçmenlerin çoğu da seviyor. Evet. Oy verir vermez AKP'ye oy verenler. O başka bir konu ama sevgi konusunda bir sıkıntı yok. Yani herkes Ekmel Bey kibar adam, demokrat adam, adaletli adam, eşitlikçi adam, bilgili adam. Bunların hepsini daha biz söylemeden gittiğimiz her yerde işitiyoruz, dinliyoruz. Bizim de bu çalışmamızı kolaylaştırıyor. Ben aşağı yukarı 10 günü aşkın bir süredir hemen hemen her gün 2-3 ilçede, ilçenin köylerinde, beldelerinde, esnafında, pazar yerinde, bugün de Gaziemir pazar yerindeydik. Evet, Tayyip diktatörlüğünden kurtulmak için ve daha da bu diktatörlüğün zor bir aşılması, zor bir hale gelmemesi için hepimiz Ekmel Bey'e oy vermeniz diyen ciddi bir seçmen kitlesi olduğunu düşünüyorum. Ve birinci turda seçimi kazanma ihtimalinin her geçen gün daha da yüksek olduğuna inanıyorum. Ama tabii bu işte oy kullanacak 55 milyona yakın seçmenin tümüyle tahmini yapmak zor. Yani araştırma şirketlerinin bile bu tahmini bu seçimle ilgili, daha önceki seçimlerle ilgili bunları yapıyor olabilirler. Çünkü ellerinde daha önceki seçimlere ilişkin belli bir veri kaydı var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenin sandığa gittiği an nasıl tavır takınacağı, kararsızların ne ölçüde dağılacağı çok belli değil. Mustafa Bey, ben o nedenle ben seçimin en azından şuna inanıyorum. Birinci turda herhangi bir aday açısından bitmeyeceği düşüncesindeyim. O işte Isparta'daki çalışmalarımızda, çevre illerdeki gelen bilgilerimizde ve İzmir'deki şeyde görüyorum. Ama İzmir'de ne bir sonuç alırsınız derseniz İzmir'de %65 ile %70 arasında bir destek gelir. İzmir'den %65, %70 oranında bir oy bekliyorsunuz da biz tabii Türkiye'den çapında bir seçim olacağı için ben şu var 30 Mart yerel seçimleri. 30 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin oy oranını yüksek tutması diyelim. %45'lerde de yüksek bir oran. %43, %45, %47 diyor kendisi. %43 diyoruz. Yani çünkü çok değişken bir ortalama yüksek seçim kurulunun açıkladığı oy oranı özellikle meclis seçimlerinde %43,5. Ondan sonra bir sol seçmende bir moral bozukluğu var. Ben de dahil olmak üzere. Yani bir moral bozukluğu var. Bu 10 Ağustos'ta yapılacak, yaz aylarında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi de sol seçmenin sandığa gitmemesi yönünde bir şey var mı? Bir nasıl gidecek mi sol seçmen? Benim giderse de gider. Yazlık bölgelerde de çalışıyoruz. Giderse de Ekmelettin İhsanoğlu'na oy atacak mı? Gidecek ve Ekmel Bey'e oy atacak. Yani bu oran ben yerel seçimlerdeki orandan katılım oranının daha düşük düzeyde olacağını zannetmiyorum. En azından yani belki bir iki puan şaşabilir. O da ulaşım zorluğundan yazdıklardan geri dönmek niyetinde yurttaşlar ama bu geri dönüşleri dahi zorlaştırıcı bazı etkenlerle karşılaşabiliriz. Zaman zaman onlarla karşılaşıyoruz biz. Yani elektrik kesintilerde olduğu gibi İzban. Kediler gelebilir. İşte hızlı trenler çalışmayabilir, otobüsler dolu olabilir, lastik patlayabilir, ayı çıkabilir, taş düşebilir. Bu tür şeylerle karşılaşabiliriz. Ama seçmenin gitme isteğini görüyorum ben. Evet. Giderse de en azından Tayyip'in tanıyor, ona oy vermeyeceği kesin bu seçmenin. Bir kısım seçmenin
Selahattin Demirtaş'a verebilir miyim düzeyindeki bir eğiliminde tamamen medya tarafından fazlalaştırıldığını, özellikle merkez medya gibi görünen ama aslında Tayyip'e yakın korkuyla Tayyip'in destekleniyor, ben sizi destekliyorum imajı vermek isteyen medyanın ve yandaş medyanın tutumlarıyla bunun da çok etkili. Ama sol seçmen çaresiz bırakıldı. Selahattin Bey'e de kayabilir ama. Bence kaymaz. Ya çaresiz bırakıldı. Yani ben, sol seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne çaresiz ekmeni... yok. Bak şimdi sol seçmenin her zaman düşünmesi gereken bir şey var. Asıl tehlike dediğimiz ve her zaman bütün bu kötülüklerin uygulayıcısı olan iktidara karşı bir refleks göstermesi lazım. Evet. Bu refleks sol seçmenin oylarıyla oluyorsa zaten, yıkabilecekse Tayyip Erdoğan ve onun iktidarı, mesele yok. Ama hayaller gerçekleşmeye yakın düzeyde olursa güzeldir. Eğer sen hayal ettiğin şeyi takvime bağlı olarak hayal etmezsen, yani bir yıl sonra bunun gerçekleşmesi mümkün mü değil mi diye hesap etmezsen, 10 yıl sonra şu anki hayalimiz şununla, bu seçime ilişkin hayalimiz. Elbette daha büyük hayallerimiz var. Yani gençliğimizde savunduğumuz ve hala savunmaya devam ettiğimiz hayallerimiz var. Biz gerçekten herkesin eşit olduğu, herkesin özgürce düşüncelerini ifade ettiği, örgütlenebildiği, işçinin emeğinin alındığı ve herkesin, her toplumun, her kültürün, her inancın özgürce örgütlenebildiği bir düzeni, daha da giderek sınırsız bir düzeni mutlaka özlüyoruz. Yani böyle insanlar arasında ayrım olmasın, kast olmasın, fark olmasın, ama bu şu anki Cumhurbaşkanı'na ilişkin hayalimize ilişkin bir konu değil. Şu an Cumhurbaşkanı'na ilişkin hayalimiz Tayyip'in seçilmemesi, onun yerine Tayyip dışındaki iki adaydan birinin seçilmesi. Şimdi gerçekçi olunduğu zaman Tayyip dışında iki adaydan birinin seçilmeye en yakın olduğunu iddia etmek, herhalde Selahattin Demirtaş'ın seçilecek olmasını iddia etmek değil. Yani bunu söyleniyorsa ya seçmene yalan söyleniyor ya da kendine yalan söylüyorsun. Bence hem kendine hem de seçmene yalan söylüyorsun. Oysa bir siyasetçinin görevi, evet arkadaş ben kazanamayacağımı biliyorum ama ben hayal ettiğim, nasıl Tayyip yeni bir Türkiye hayal ediyor, Selahattin Demirtaş da yeni bir siyaset kuracağız, yeni bir siyaset, yeni bir hikaye yazacağız diyor. O hikayeyi anlatırsın. Ama dersin ki benim bu seçimi kazanma ihtimalim olmadığını ben de biliyorum. O nedenle yeni bir hikayeyi anlatmak için bu seçim atmosferini kullanacağım. Seçim şartlarını kullanacağım. Ama ben bu kötülüklerin, bu zulmün, kendi yurttaşlarına uçakla katledilmesinin, kendi yurttaşlarına uygulanan faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmayışının, kendi çocuklarının katledilmesinin ve yıllardır süren Kürt yurttaşlarının özgürlüklerinin verilmeyişinin tek sorumlusu bu iktidarlar. Bu iktidar bu CHP değil. Ekmel Bey de değil. Bunu yıkabilecek olan da bir konsensüsle hem AKP'ye oy veren seçmenden, hem MHP'ye oy veren seçmenden, hem CHP'ye oy veren seçmenden oy alabilecek kişi de Ekmelettin İhsanoğlu. Yani bu gerçekle hareket ettiğimiz zaman zaten önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ilişkin hayalimizin gerçekleşeceği adayın Ekmel. Bu söylediğiniz hayallere Ekmelettin İhsanoğlu'na gideceğine inanıyor musunuz? Hayallerin değil bak. Şu anki hayal, Cumhurbaşkanlığı'na ilişkin hayal. Yani ben geçtiğimiz günlerde gazetelerde de okudum. Yani Adnan Menderes'in mezarının başına gidip ağladığını... Siz de yanlış anladınız. O genel hayallerimizi gerçekleştirecek demiyoruz. Şu anki hayalimizin Tayyip'in Cumhurbaşkanı seçimini kazanmamak. Evet, engel. Bunu kazandığı zaman başka bir yola gidecek Türkiye. Bunu en solcusu da, en sağcısı da, namuslu, ahlaklı, dürüst siyaset yapmak istiyorum diyen herkes görüyor. Şimdi bunu görüyorsa buna uygun bir davranış önermesi lazım seçmene. Değilse ben Tayyip tekrar Cumhurbaşkanı seçilir ve hem Cumhurbaşkanı, hem Başbakan, hem Belediye Başkanı, hem Bakan, hem Milletvekili, hepsi tek Tayyip olacak. Böyle bir düzenin kurulması benim için önemli değil diyorsa Selahattin Demirtaş'a oy verenler ikinci turda, mesele yok. Sonucunu, ama onların verdiği zarar bütün yurttaşlara bir zarar olacak. Yani benim anlatmak istediğim davranış biçimi şu: siyasetçi kendi düşüncesini söyler, ama bu gibi somut şartlarda, somut durumlarda kendine zarar vereceğini, ben bu bedeli öderim ama benim dışımdakilere de bir zarar veriyorsam bu bedeli ödetmeyelim sorumluluğu hareket eder. Bazen kendi partisinden, kendine oy verenlerden bile tepki alabilir ama doğruyu yapar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı budur ve Türkiye için şu an en iyi aday Tayyip'i iktidardan devirmek ve onun daha
faşist bir diktatörlük kurmasını, daha azgın bir faşist diktatörlük kurmasını engellemek için hayalimiz onu Cumhurbaşkanı seçtirmemek olmalıdır. Seçtirmemenin yolu da budur. Onun için Selahattin Demirtaş'a oy veren yurttaşlarımız da, Tayyip'e oy veren yurttaşlarımız da bir daha düşünmeli ve en azından birinci turda bir gücümüzü göstereceğiz. Bu güçle ilgili siyaseten belli kazanımları elde etmek için iktidarla bir müzakereye oturacağız anlayışındaysalar, bu davranış doğru değil. Ama şu davranış doğru. Evet arkadaş, biz kendi adayımızı destekleyeceğiz. Biz Ekmel Bey'in sorumluluğunu almak istemiyoruz. Ama ikinci tura Ekmel Bey kalırsa biz Ekmel Bey'i destekleriz tavrı da en azından daha sorumlu bir davranıştır. Yani sandıkta birleşme mantığında da bu gibi. Şey anlamında keşke da olabilir. Keşke bu birinci turda olabilseydi çok daha iyi olur. Yani bu tabii ki Ekmelettin İhsanoğlu'nun kamuoyuna açıklanış biçimi ve şekliyle daha sonraki sizin dahi zorlandığınız savunma anlamında, Ekmelettin İhsanoğlu sizin dahi zorlandığınız anlamda. Ben hiç zorlanmadım. Siz zorlanmıyorsunuz ama zorlananlar inanmayanlar olabilir herkese. Yani, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kadrosu, 81 il başkanı, 109 milletvekili, parti meclis üyelerinin %80'i bu konuda zorlanmadı. Yani kamuoyunda MHP ile bir çatı adayını sandıkta da birleştirilmesi yönünde de beklentiler vardı. Kaşındı. Bu beklentilerin olmaması da kamuoyunda bir antipati yarattı. Biz tabii ki size bu seçim çalışmalarında bize vakit ayırdığınız için size teşekkür ediyoruz. 10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin Türkiye'ye özgürlükler getirmesini diliyoruz. Faşist diktatörlüklerden artık bir an önce kurtulmam. Gezi ruhunun anlaşıldığı bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilerici devrimci yapısının bir an önce kurulması anlamında sol seçmende böyle bir beklenti var. Bu beklentilere de karşılık verilmesini size bir milletvekili olarak Levent Çağlarsu olarak ben talep ediyorum. Biz beklentimiz ilerici, yurtsever, gezi ruhunun anlaşıldığı, bir ay boyunca bu insanlar sokaklarda öldü, sokaklarda yatırıldı, sokaklarda kalkıldı. O ruhun bugün boş çıkması bizleri, kamuoyunu, belli bir kısım kamuoyunu üzen taraf bunlar. Bu anlamda da Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok önemli bir görev düşüyor. Bu benim ne demek istediğimi siz çok iyi anladığınızda biliyorum. Size de bu konuda büyük görev düşüyor Mustafa Moroğlu olarak. Teşekkür ederim. En azından yurttaşlarımızla böyle bir buluşmayı sağladığınız için ben size teşekkür ederim. Ama gezi ruhunun anlaşıldığına, bazı anlaşılmayanlar tarafından da anlaşıldığını ifade eden bir süreci yaşıyoruz zaten. En azından Selahattin Demirtaş da anlamış. Çünkü gezi ruhuna daha önce gezi direnişlerine işte çözüm süreci için bir provokasyondur bu anlayışıyla hareket edenler şimdi gezi parklarında resim. Siyaset boşluk çünkü kabul etmiyor. Boş demek bırakırsanız ki, bir alanı birileri gelir kapatır. Demek ki sol bir davranış biçimi, özgürlükleri özleyen bir davranış biçimi bütün halkların işte hangi etnik kökenden gelirse gelsin bütün halkların beraberce bir barış, özgürlük isteğini herkesin haykırması önemli bir şey. Selahattin Bey de bunu haykırıyor. Ekmel Bey de bunu haykırıyor. Ekmel Bey de duruşuyla, davranışıyla çok demokrat, özgürlükçü bir profil çiziyor. Umarım onun için her ikisi de birinci turda en yüksek oyu alırlar. Tayyip Erdoğan'a saf dışı bırakırlar. İkisi yarışır. O daha tercih edilir bir durumdur. Ama gerçek şu ki birinci turda herhalde ikinci tura kalacak Tayyip Erdoğan. Kalacak öyle gözüküyor. Tayyip Erdoğan'la Ekmel Bey yarışır. Ekmel Bey de bu seçimi kazanır. Hepimiz için hayırlı olur. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Sağ ol. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim.